Gazze'den görüntüler ekranlarınıza getireceğiz havadan ama arka arkaya yeni bilgiler geliyor. Hem Gazze'de Kudüs Hastanesi'nin çevresi hem de Şifa Hastanesi'nin çevresinin bombalandığı söyleniyor. Bu arada kara harekatıyla Gazze'nin merkezinden içlerine doğru ilerlemişti İsrail ordusu. Ve hatırlarsanız yeni bir görüntü gelmiş. Arkadaşlar şimdi onu ekranlara getirecekler. Neresi lokasyon tam olarak? El Kudüs Hastanesi'nin etrafını az önce söylemiştim. El Kudüs Hastanesi'nin etrafı az önce bombalandığını aktarmıştım sizlere. Ve o bombardımana ilişkin görüntüler şu anda canlı yayında ekranlarınızda. Az önce geldi bu görüntüler haber merkezimize. En büyük hastanelerinden biri yine Gazze'nin. Ve o hastanenin etrafının vurulduğu görüntüler var. Şifa Hastanesi'nin etrafının vurulduğu görüntüler var. Daha da kötü görüntüler var. Onları ekranlarınıza taşıyamıyoruz. Kara harekatıyla Gazze'nin merkezinden içlerine doğru ilerlediğini, hatta Erraşit Caddesi, sahilde Erraşit Caddesi vardı. İşte oradaki sivillerin tamamını katlettiği görüntüler var İsrail ordusunun. O cadde, ana cadde, kuzeyden güneye bağlanan ana cadde, Selahattin Caddesi'nden sonra, Selahattin yolundan sonra. Ve orada insanlar artık kuzeyden güneye doğru ilerliyor. Siviller görüntülerde ve muhtemelen tanklarla gelen İsrail askerleri, o insanları, kadınları, çocukları, o görüntüleri ekranlara vermemiz mümkün değil şu haliyle. Ve yol boyunca metrelerce yerde yatan insan bedenleri, cansız bedenler var. İsrail askerlerin öldürdüğü insanlar. Yani bir yandan güneyde güvenli bölgeye ilerlemesi çağrısı yaparken hem bombardıman hem de karadan girip Gazze'lileri, sivil Gazze'lileri hedef alan İsrail askerleri ve bunların görüntüleri de artık yürek kaldırmıyor, can dayanmıyor o görüntülere. Hastanelerin artık vurulduğu, bombalandığı, hastanelerin direkt hedef alındığı, artık hiçbir hedef gözetmeksizin vurulduğu. Bu arada bir mola çağrısı vardı. Çok tuhaf bir diplomatik dile bir kavram da kazandırmış oldu Biden bu söylemle. Aynı söylemi Blinken de kullandı bugün İsrail'de ve onun hemen arkasından Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve durmayacaklarını söyledi. Yani Blinken'ın bir mola verelim çağrısının ardından savaşı bir duraklatalım, bir insani duraklatma mesajı verdi bugün İsrail'de, Tel Aviv'de. Netanyahu hemen o görüşmenin ardından dedi ki İsrail Gazze'deki askeri operasyonlarına tüm gücüyle devam edecek ve İsrail tüm rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen herhangi bir geçici duraklamayı reddediyor dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne de artık onu tanımadığını, kararlarını tanımadığını belirtiyor İsrail. Ve tüm bu açıklamalar olurken, bir duraklama çağrısı yapılırken İsrail bombardımanını daha da artırdı. Ve şimdi Kudüs Hastanesi çevresini bombaladığı belirtiliyor. Ve bir yandan resmi bilgi değil ama kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre Şifa Hastanesi'nin etrafında bombalandığı da belirtiliyor. Şimdi Emine Kavasoğlu sınırda bizi bekliyor. Daha fazla bilgiler var Emine'de konuyla ilgili. Hemen dönüyorum. Emine, kolay gelsin, seni dinliyoruz. Evet, Şifa Hastanesi'nin ana giriş kapısının çevresi şu an itibariyle bombardıman altında ve çok sayıda kişinin yaralandığı ve hayatını kaybettiği yönünde iddialar var. Şöyle söyleyelim ki Kudüs Hastanesi'nde yaklaşık 45-50 bin kişi olduğunu biliyoruz ki bölgede en fazla sığınılan hastanelerden bir tanesiydi, en büyük hastanesiydi hatta bölgenin. Ama kısa süre önce işte yeniden o noktaya da ardı ardına bombardımanlar düzenlendi. Ama sadece Şifa Hastanesi değil, Şifa Hastanesi'nin yanı sıra Kudüs Hastanesi çevresinde bir kez daha bombardıman altında. Şifa Hastanesi zaten ilk iki bina, iki yerleşke şeklinde bir hastane ve yana binasını dün itibariyle kapattığını açıklamıştı yakıtsızlık sebebiyle. Ve tek bir yerleşke üzerinde sağlık hizmetleri vermeye devam ediyordu. Ancak kısa süre önce işte orası da bir kez daha hedef alındı. Yeniden Beit Hanun bölgesi üzerinde ve Beit Dahya üzerinde de ardı ardına patlamalar devam ediyor. Akşam saatlerinde özellikle yoğunlaşıyor bu saldırılar ve şu dakika itibariyle de işte yeniden artmış durumda. Bir yandan da notlarıma bakıyorum, yeni bir bilgi var mı diye. Şifa Hastanesi'nden yaralıları Refah Kapısı'na götüren ambulans konvoyu hedef alınmış. Yani iki gün öncesinde hatırlayacaksınız, 40 ambulans
80 yaralıyı taşıyacaktı. Şimdi onlar yeniden revize edildi. Yeniden yaralılar taşınmaya başlanacaktı ki işte bugün hedef alınan Şifa Hastanesi o yaralıların refah kapısına götürmeye çalışan ambulanslara yönelik bir saldırıydı ve yeniden bir kez daha hava saldırısı başlamış durumda. Ben şöyle kameranın önünden çekileyim, Niyazi bir yandan da orada yaşananları ekranlarınıza getirsin. Ardı ardına vurulmaya devam ediyor. Bakın görüyorsunuz şu dakika itibariyle İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin ana girişinde Güney Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan ambulanslara hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Tekrar altını çizelim. Hastanede yaklaşık 45-50 bin kişinin sığınmacı olarak yaşadığını, oraya sığındığını biliyoruz. Ve işte bugün orası da bir kez daha hedef alındı.